Babişko. Söyle cici kızım. Ne var gene? Cici kızını çok seversin değil mi? Sevmek ne kelime? Senin için canımı veririm. Ben de sevdiğine inandığım için sana sormadan bir iş yaptım. Ne işi? Hani Mehmet Efendi'nin oğlu var ya. Diyorum ki ona bir onda bir iş versen. Tahsili? Tahsili pek yokmuş ama... Tahsili olmayan adam inşaatta amelelik yapar. Büroda işine. Ben söz verdim ama. Uzatma hadi. Söz verdinse söylerim Mehmet Efendi'ye, oğlunu bana yollar. Tamam mı? Tamam babişko, canım, canım babişko benim, seni çok seviyorum. Hey! Allah be! Hey! Allah be! Hey! Allah be! Ey Allah! Hayrola gecenin bu saatinde ha? Baban seninle biraz konuşacak oğlum. Konuşalım, oldu. Tamam. Çok güzel bir iş buldum sana. Gene kovulayım da azarla diye mi? Bu iş başka. Zülfikar Bey'in bürosunda memur olacaksın. Böylece o serseri arkadaşlarından da kurtulmuş olursun. Adam sınıfına girersin. Boyun bağın, kolalı gömleğin, itibarın olur. O herifin yanında çalışma. Böyle devlet kuşu herkesin başına konmaz. Bak Mustafa, aklını başına topla. Çalışmam dedim, çalışma. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay orospu var. Ulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Dur kız! Bırak kolumu! Konuşacağım seninle, gel hele şöyle. Dün gece neden pencereye çıkmadın? Nara atmaktan sesim kısıldı. Bak çıkmıyor. Dargınım sana. Dün o zengin kıza bakarken kendinden geçmiştin. Tövbe estağfurullah. Kız sen iyice manyaklaştın ya. O karı benden çirkin. Doğru söylüyorsun değil mi Mustafa? Ben seni hiçbir kızın sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Yok ya, ben de öyle. Korkuyorum Mustafa. Paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyorum. Parayla saadet olmaz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Biliyor musun kız? Akşam rüyamda gördüm seni. Hayırdır inşallah, nasıl gördün? Şöyle... söylenmez. Hadi söyle. Vallahi söylenmez, utanırım. Hadi anlat, ne olur. Sen böyle çıplak... söyleyemem, utanırım. Vallahi kötü oluyor. Senin de aklın hep şeyde. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Benim de aklım hep kuracağımız evde. Çeyizim bitti gibi, perdelere M harfi işledim. Adının baş harfi. Yatak takımlarımız mavi üstüne kabartma. Hep senin için Mustafa. Değer miyim kız bunlara? İş yok, para yok. Köfteci dükkanı açacaksınız ya. O zaman çok para kazanacaksınız. Sülo da öyle diyor. Paralar toplanınca 3 katlı apartman yaptıracakmışız. Alt kat Çingene Murat'ın, ortası Sülo'ya, üst katta bizim. Sonra Mustafa? Onlar da evlenecekler tabii. Bizim oğlumuz olacak, onların kızı. Bizim oğlan onların kızını baştan çıkaracak. Elbette. Ya bizim kızımız olur da... Onların oğlu. Olmaz öyle şey canım, erkek adamın erkek çocuğu olur. Ama boşver, bunların hepsi hayal olur. Hiç de değil, genciz. Olmazsa sırt sırta verir, ikimiz de çalışırız. Ulan kız, sahiden seviyorum seni be. Ben de, ben de Mustafa.
Ya anne, bir şey mi oldu? Daha ne olacak, halimizi görmüyor musun? Baban 60'ından sonra inşaatlarda çalışıyor. Kız kardeşlerim fabrika köşelerinde sürünüyor. Küçük kardeşini nasıl okutacağız bilemiyoruz. Sana da eve biraz para getirecek bir iş çıkıyor, buna da burun kıvırıyorsun. Neymiş, köfteci dükkanı açacaklarmış. Bırak bu hayalleri oğlum, bir iş tut, çalış! Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Kürdan Necip'e takıldı aklım. Tapon bir karı bulmuş, parayla oynuyor. Öyle olsa ooo! Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Söyle bakalım. Bizim oraya apartman yaptıran herif var ya... Kızı benim resmi görünce... Vurulmuş mu yoksa? Onun gibi bir şey. Allah! Babasını açmış işsiz diye. Herif gelsin yazıhanede çalışsın demiş. Kısmet ayağına gelmiş! Oh! Karışma ayı! Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yeni ayı vay! Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necip'i? Nasıl hava basıyordu bize? Buldun bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa, açtık gitti köfteci dükkanını. Yaşasın be! Bu iş oldu demektir. Bizi de korursun artık. Az çok elimiz kalem tutar. Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapı attık mı, sana da bir iş ayarlarız. Oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızıyla evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Mal mıyıp Mustafa'nın? Milyoner olduk demektir! Tamam mı arkadaşım ha? Peki Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya! Para bu oğlum, para! Aramız açılırsa sülo yaptı der. Oldu! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz be! Sen karışma lan ayı! Her lafa giriyor, yırtık dondan çıkar gibi. Hey Allah'ım ey ya! 1 milyon bu Cevat Bey, imkanı yok! Gel! Süreyi uzatamam! Bu kaçıncı? Bugün ödenmesi lazım, olmaz kardeşim! Bu kadar! Mehmet'in oğlu sendin demek. Evet. Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değilmişsin. Dedikodu yapmışlar. Baban rica etti. Yanımda çalışacaksın. Ayağını denk al, yoksa karışmam. Geç bakalım şu masaya. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Yeni katip. Gösterin masraf fişlerini, deftere geçsin. Baş üstüne efendim. Bakın, şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran. Babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Belmondo'ya benziyor değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem? Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak! Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo! Zaten her filmde o kadar değişir ki... Harika, müthişsiniz! Sahi mi? Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yok, görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın! Ay! 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 Ay!
Ay! Ay! Ay! Ay! Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Atasözü, benim değil. Kardeşlerinizin istediği moda dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Hadi bak. Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Başka yaptıracak yer bulamadılar. Al anne. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun, el birliğiyle alalım şunları. Evet, evet, önce buradan gelin. Hadi gelin, hadi bakın, çabuk olun, çabuk. İnşaat çok çabuk ilerliyor, değil mi? Gene manyaklaştı bu karı ya. Hoş geldin. Bizimkiler çok sevinecekler. Ayten, Nurten, bakın kim geldi. Hoş geldiniz. Size en yeni moda dergilerini getirdim. Ah, ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm. Bakma lan bana öyle. Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar Bey'in kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da senin yaptığın şu işe bak. Yanına bile çıkmıyorsun. Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya. Allah Allah! Buraya bizim için mi geliyorlar sanıyoruz? Bilmem. Tüp gaz kuyruğu için de gelebilir, ampul almaya da gelebilir. Alayı bırak abi, gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya. Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor. Hayat bu, belli olmaz. Gelebilir de, gelmeyebilir de. Ne demek gelebilir de, gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur, gelemez. Asfaltlanmıyordur, gelebilir. Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz... ...ak akçe kara gün içindir. Saçmalamayı bırak! Mustafa, oğlum! Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum. Hemen söz keselim. Arkasından da hemen nişan. Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be! Sıktınız ya! Aa! Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın. Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum babişko. Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur. İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum. Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur. Razı oluyorsun değil mi tonton babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocum! Canım annem! Şimdi güzel güzel uyurum artık. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım. Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen. Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey. Kimi severse güzel odur. Biliyorum. Biliyorum hanım. Onun için firavun gibi davranıyorum. İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye. Fazla ileri gitme bey. Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır.